Bugün size sırrımı açıklıyorum. YouTube videosu çeken ve sesi kaliteli olsun isteyen, herkesi yakından ilgilendiren bir video olacak. Benim de yıllardır kullanmış olduğum bir yöntem aslında. Hatta pek çok soru alıyorum işte, hangi mikrofonu kullanıyorsun, ses konusunda neler yapıyorsun, nelere dikkat ediyorsun diye. Aslında işin sırrı çok basit. Bu sırrı sizlerle paylaşacağım, böylece ses kaliteniz inanılmaz derecede yükselecek ve sonuca da şaşıracaksınız. Ve bu video Epidemic Sound sponsorluğunda hazırlanmıştır. Ona da daha sonra değineceğiz. Her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Mikrofonların bir çalışma mantığı var. Mikrofon ses kaynağına ne kadar yakın olursa ses kalitesi o kadar yüksek olacaktır. Özellikle çekim yaptığınız yerde bir oda akustiği ya da ortam gürültüsü varsa siz mikrofondan uzaklaştıkça kalite bozulacaktır. Bunu engellemenin yöntemi ise başta da söylediğim gibi ses kaynağına olabildiğince yakın olmak. Ve şu anda etrafa da bakacak olursanız hiçbir yerde bir mikrofon görmüyorsunuz. Fakat ses kalitesi gayet iyi. Hiçbir ortam sesi yok. Sesim çok tok bir şekilde geliyor. Peki bunun sırrı ne? Bunun sırrı aslında siz sahnede görmeseniz de ben şu anda mikrofona yakınım. Peki mikrofon nerede? İşte. Tam olarak önümde şu anda mikrofonu görüyorsunuz. Aslında neredeyse 15 santim bile değil, 10 santim kadar ses kaynağına ağzıma yakın ve böylece çok tok bir ses alabiliyorum. Bu işin sırrı ise aslında maskeleme. Size bu şekilde mikrofonu sahneden nasıl silebileceğinizden bahsedeceğim. İki farklı yöntemden bahsedeceğim. İkisinden hangisi size daha uygunsa onu kullanabilirsiniz. Ben hangisini kullanıyorum üzerine de biraz sonra değineceğiz. Ama ilk önce burada dikkat etmek gereken bazı noktalar var bu tekniği uygulamak için. Ona değinmem gerekiyor. Ama ondan da önce videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Ve videomuzun sponsoru da aslında sizi ilgilendiriyor. Epidemic Sound. Epidemic Sound özellikle YouTuberlar için oldukça önemli bir platform. Çünkü içerisinde binlerce farklı kaliteli müzik var. Ve siz bu müzikleri YouTube kanalınızda kullanarak kanalınızı telife karşı da korumuş oluyorsunuz. Ben Epidemic Sound'ı yıllardır kullanıyorum. Ve aslında benim kaliteli müziğimin sırlarından bir diğeri de Epidemic Sound. Çünkü bir müzik ne kadar kaliteliyse aslında videonun dinamiğini de o kadar çok yükseltiyor. Ve şöyle güzel bir haberim de var. Videonun açıklamasında link göreceksiniz. Buradan girdiğiniz zaman 30 gün ücretsiz Epidemic Sound'ı kullanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de detaylı bir video hazırlamıştım. Köşede çıkacak, ona bakabilirsiniz. Videonun açıklamasına da gerekli linkleri ekliyor olacağım. Epidemic Sound'a da kanalımız desteklediği için çok ama çok teşekkür ederiz diyelim ve hemen geçiş yapalım. Şimdi maskeleme için iki farklı yöntemden bahsedeceğim demiştim. Birinde Photoshop'un da kullanacağız ama onun da detaylarını göstereceğim. İkincisinde ise hiç Photoshop'a gerek yok. Şimdi bu yöntemi uygulamak için bilmeniz gereken temelde 4 şey var ve hepsi oldukça basit. Aslında pek çoğunu da yapıyoruz ama bunlardan bahsetmem gerekiyor. Birincisi, kendinize bir mikrofon standı alın. Linkini de açıklamaya bırakıyor olacağım. Böylece farklı mikrofon türlerinde, bu bir shotgun mikrofonu olabilir, boom mikrofonu olabilir. Hatta masadaki kondenser mikrofonda bile bazen işe yarayabilir bu yöntem. Özellikle sabitse. Birinci yöntem bu ve siz mikrofonu tepeden kullanın. Sağdan ve soldan çok fazla obje olacağı için ve sağa sola hareket edebileceğiniz için maskelemede problem olabilir. O yüzden tepeden gelmeli. İkincisi, çok fazla hareket etmemelisiniz. Mesela eğer ki ben şöyle yukarı çıkarsam maske yüzüme gelecek, oldukça garip bir görünüm olacaktır. Bir diğeri ise ışığınız sabit olmalı. Işık sürekli değişirse maskelemede de problem olabilir. Bir diğer önemli şey ise kameranız sabit olmalı. Eğer ki kamera hareket ederse maskelemede de problem olabilir. Aslında o da çözülür ama biraz daha yorucu olur. O zaman bunları öğrendiğimize göre gelin yöntemler üzerine konuşmaya başlayalım. Şimdi ilk önce kolay yöntemle başlayalım. Kolay yöntem şu: kameranızı ayarlayın. İlk olarak mikrofonu sahneden çıkarın. Bu şekilde bir çekim yapın. Çok kısa bir sahne çekebilirsiniz. Ardından mikrofonu buraya kapatın. Devamında ise ilk çekmiş olduğunuz bu mikrofonun gözükmediği sahneyi timeline'da ikinci katmana, yani mikrofon gözüken katmanın üzerine alın. Mikrofonun olduğu bölümü maskelemek için efekt kontrol panelinden öncelikle mikrofon olmadığı videonun opaklığını kısın. Böylece nereyi maskelemeniz gerektiğini görebileceksiniz. Burada %60 gibi değer verebilirsiniz. Ardından kalem aracıyla mikrofon olduğu bölümü seçin. Burada maskeleme yapacağınız bölümde özellikle mikrofonun üzerine gelmemesine ve hafif dışında olmasına dikkat edin. Ve opaklığı arttırın. Böylece hızlı bir şekilde maskelemeyi de yapmış olacaksınız. Bir diğer yöntem biraz daha detaylı ama pek çok konuda da işinize yarayabilir. Burada Photoshop'u kullanacağız. Bu yöntemde ise ekstradan bir deneme çekimi yapmanıza gerek yok. Normal videonuzdan siz Photoshop'la maskeleyerek
mikrofonu yok edeceksiniz. İlk olarak videonuzun ekran görüntüsünü almanız gerekiyor. Bunun için Premiere'deki kamera ikonu veya Ctrl Shift E kısa yolunu kullanarak ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Burada PNG olarak seçmeye dikkat edin. Ardından görüntüyü sağ tıklayarak Photoshop'ta açı seçin. Burada mikrofonu maskelemek için öncelikle seçim işlemini yapmamız lazım. Ben genelde kolay olduğu için çokgen kement aracını kullanıyorum. Tabii siz farklı bir seçim aracını da kullanabilirsiniz. Sadece mikrofonun biraz dışarısında seçim yapmaya dikkat edin. Ardından sağ tıklayarak içeriye uygun dolguyu seçin. Eğer ki içeriye uygun dolgu gözükmüyorsa burada katmanınızı rasterleştirmeniz gerekiyor. Bu da oldukça kolay. Katman üzerine sağ tıklayarak katmanı rasterleştir diyebilirsiniz. Böylece içeriye uygun dolgu da çıkacaktır. İçeriye uygun dolguyu açtığınız zaman referans alınacak alanları seçecektir. Burada da mesela duvarı seçebilirsiniz ve devamında uygulayın. Böylece maskeniz yeni bir katmanda gözükecektir ve gördüğünüz gibi mikrofonu sildik. Şimdi yapmamız gereken ise diğer katmanın görünürlüğünü kapatıp maskeyi PNG olarak dışarı aktarmak. Bunun için ise dosya dışarı aktar ve PNG olarak dışarı aktarı seçin. Eğer ki sizde PNG değil JPEG olarak gözüküyorsa bu durumda dosya dışarı aktarma tercihlerinden PNG'nin seçili olmasına dikkat edin. Ardından Premiere'de videomuzun üzerine aktarın ve bum. Böylece mükemmel bir maske elde etmiş olduk. Ve böylece bugün sizlere sırrımı açıkladım. Benim yıllardır YouTube'da kullanmış olduğum bir yöntemdi. Eğer ki bu tarz ipuçları ve taktiklerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu noktada farklı mikrofon uygulamaları üzerine yeni bir videoda yapabiliriz. Ve son olarak eğer ki kendini videoda geliştirmek istiyorsan hazırlamış olduğumuz bir kurs mevcut. O da videonun açıklamasında olacak. Kaliteli videolar için sinemanın temellerini öğrenin. Bu kurs da faydalı olacaktır. Çünkü orada farklı mikrofon türlerine de değindiğimiz içerikler mevcut. Öyleyse kendine çok ama çok iyi bak. Görüşürüz.